Sıçma anısı anlatabilirim bir tane. Olur. Gece kulübünde eğlenirken Swarm diye bir uygulama var ya, oradan kızları ekliyordum mekandaki. Bir masada da 6 tane kız oturuyorlarmış. Ben 5'ini de eklemişim bunları. Konuşuyoruz. Kızlar da aralarında konuşurken sonra toplu halde fotoğraf çekinler bana. Ne işareti yaptılar böyle. Hepimize yazdın diye. Bir akışalım güzel olmuş. Hoş geldin kardeşim. Adın ne? Feyyaz. Sen bebiş? Eşim. İkinci evliliğim benim. Aa öyle mi? Birincisi? İlk evliliğim, evlilik programını dolduruyorum. Daha komiği Flash TV'de evlenmiş. Ne iş yapıyordu o? Programa gelen alkışçıydı. Arkadaşlar alkışlamadan önce iyi düşünün. Doktor, kaç yaşına kadar seks normaldir? 55-58 yaşındaki bayanın doğum yaptığını gördüm. Torunu gelip çocuğuna baktı. Evet. Yaşadığın ve karşılaştığın en boktan ayrılık sebebi nedir? Üniversitede bir kız arkadaşım Erasmus'a gideceğim demişti. Öyle ayrılmıştık ama gitmedi yani. Sen daha önce geldin mi? Yok, başka bir yerden tanışıyoruz. Hadi gel. Söyleyemem zaten. İkimiz de yanarız yani. O kadar. Zannetmiyorum ama arada konuşuruz. Yine de bir şey söyleyeceğim, buna cevap vermem ama benim korkacak bir şeyim yok. Diyorlardı işte. Evet, tanıyalım seni. Adım Ecehan, 24 yaşındayım. Ne iş yapıyorsun? Memurum. Nerede? Hayır lan, öyle bir şey. Anlatmak istediğin bir şey var mı? Bir sıçış hikayesi olabilir. Anlat bakalım. Şu an. Öyle bir şey yok, evet. 4 arkadaş Eskişehir'e gittik Kasım ayında. Biri 8 yıllık arkadaşım, ikisiyle yeni tanışmıştım. Gece eğlenmeye gittik, geldik sabah. Ben uyumuşum salonda. Biri kıvırcık saçlı. Sonra ben uyandım. Erdoğan yine konuyla alakasız mikrofon verdi Serra'ya. Oğlum Erdoğan sen... Hayır, her baktığımda kızla mikrofon görüyorum, inanılmaz. Erdoğan kaşla göz arasında sürekli mikrofon veriyor göt. Göt önemli mi senin için Serra? Önemli. Göt bütün kızlar için önemlidir. Anayasa taslağında mı yazıyor bu hayatım? Sen de sıra hayatım. Hilal ben de, öğrenciyim. Nerede? Da tıp fakültesi. Ya inanılmaz ya. Kaçın sınıfsın? Ben 5'im, arkadaşlarım 6. TUS'a gireceksin ha? Evet, TUS'a gireceğiz. Sen de gireceksin. Gönlünde ne yatıyor? Gönlümde plastik cerrahi dermatoloji yatar ama puanları çok yüksek. Sonunda acil yazacakmışım gibi bir his var içimde. Ben de sanki Ok Meydanı SSK'da Serra'yla buluşursun. Serra orada veganlığı, vejetaryanlığı ver. Arkadaki teyze Serra'nın önüne geçiyor. Sen değil bebişko. Joker makyajı yapmışsın. İltifat olarak kabul ediyorum. Adın ne? Yeşim. Yeşimci, ne iş yapıyorsun? Fotoğrafçıyım. Peki bebişko, bize anlatma, senin bir fantezin veya sıçma hikayen var mı? 2 gün önce motordan düştüm. Şu an çok bir ağrım var. Bir ayağa kalkmak istiyorum ama kalkamadım. Erdoğan'ı herkesin süzmesi de çok enteresan. Bak yemin ederim 3 kadının kafası şöyle bak. Kız burada motor anlatıyor, orada Erdoğan'ın motoruna bakıyor. Makyajın gözlerine sanki patates baskı yapmışsın gibi duruyor. Vallahi her birine bir patates. Biraz özenmek istedim ya. Özenmişsin, patates dünyanın parası hayatım. Üniversitede okuyor musun? Yok, ben dövmeciyim. Aferin sana, sakın okuma tamam mı? İstersen dövme yaparım sana. Çok teşekkür ediyorum işte, ben de dövmeciyim. Çocuk konuşamıyor yani. Bütün enerjisini dövmeye vermiş. Ailenin zeki olanı o değil mi? Ya abimi gömemem şu an, o da zeki. Ne iş yapıyorsun sen? Araba markanın reklam bölümünde asistanlık yapıyorum. Hangi araba markası? Söyleyebiliyor muyum? Söyleyebilirsin çünkü yayınlamıyorsun. Hep öyle diyorsun zaten. Marka yayınlamıyorum. Bak karıştırıyorsun yine. Bu çocuk ne olacak bilmiyorum. Şuradaki dövmelerde iğneyi fazla mı soktun? İğne. Siktir et ya. Adı ne dahi? Ghost. Çok mübarek bir adı. Lakabın değil mi Ghost? Evet. Adın ne? Emrah.